Evet, Hakan Bey, bu arada her zaman göremiyoruz sizi. Nasıl gidiyor Andrew'un yarışması, bunu soralım. Vallahi çok güzel gidiyor. Yaklaşık 9 ay oldu değil mi? 9 ay, evet. 9 aydan beri bir birliktelimiz var. Gayet güzel gidiyor, keyifli gidiyor. Benim çalışmalarım, onun çalışmaları yoğun. İşte bir taraftan konserler, bu gece ödül törenine geldik. Ben ödül alacağım. O da bana eşlik etti sağ olsun. Yanımda yalnız bırakmadı beni. Yani çok böyle konuşamadık ilişkinizle ilgili. Her zaman göremiyoruz sizleri malum. Anlarım, nasıl kazandı Hakan Bey gönlümüzü? Onu soralım yani. Vallahi çok kibar Hakan ve çok olduğu gibi. Doğal komik diyoruz hatta biz kendi aramızda gülerken. İyi anlaşıyoruz, gayet keyifli. Çok doğal olduğu için de doğallığıyla kazandı kalbimi. Hiç böyle egoları yok. Son derece mütevazi. Öyle olunca da... Sizin en çok şaşırtan yönü ne oldu mesela? Mütevaziliği. Evet, çok çok. Hatta bazen kızıyorum ben, diyorum ki haddinden fazla mütevazi oluyorsun bazen, bu kadarına gerek yok. Ben de diyorum arada bir gaz ver bana diyorum, bir kendine gideyim yani. Unutuyorum çünkü. Peki efendim, sürpriz oldu sanki biraz. Yani nasıl gelişti süreç? Biraz bilgi alabilir miyiz? Bir arkadaşımın arkadaşı Hande. Orada tanıştık. Ben bir ödül aldım. Evet, ödül. Yılın yazarı, evet, ödülünü aldım. Bir ödül töreninde gene. Evet. Orada beni görüyor, beğeniyor Hakan Bey. Evet. Sonrasında da öyle bir arkadaşımız vesile oldu. Bir araya getirdi bizi. Ondan sonrasında da iki getirmiş. Peki herkesin merak ettiği soruyu sorayım ben o zaman. Evlilik düşünüyor musunuz? Vallahi düşünmüyoruz desek yalan olur ama yani şu anda da hemen öyle bir plan da yok. Yani açıkçası olabilir tabii, ileride niye olmasın. Hiç Hakan Bey'in kulağına fısıldadınız mı evliliğe? Yok, hayır, hiç öyle şeyler yapmam. Bunlar kader, kısmet işleri. Ne olacağını hiç bilemeyiz. Ama, hayırlısı neyse olsun. Ama bakış açınız çok şey değil böyle, hani evlenmeyeceğiz diye bir şey yok. Yok, öyle bir şeyimiz yok. Benim bütün ilişkilerimiz zaten yani ciddi, belli bir ciddiyetle yaşadım bugüne kadar. Hep öyle de yaşıyorum. O yüzden yani sadece yani böyle flört etmek için çıkan bir sanatçı olmadım. 32 yıldır müzik kariyerimde de hep böyle olmuştur. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mutluluklar tekrar. Sağ olun. Merhaba, iyiyim. Hoş geldiniz. Aynen. Valla çok huzur buldum. İçim rahatladı. Çok güzel olmuş. Mükemmel bir cast vardı. Müthiş bir ekiple çalıştık. Yönetmenimiz de keza öyle. Çok güzel bir kara komedi olmuş. Çok güldük. Nasıl bir oyunuz var? Ben doktor oynuyorum. Bu cezai ehliyeti olmayanların koğuşu akıl hastanesinde. Diğerleri hastaları oynuyorlar. Ben ve Esra onların doktorunu oynuyoruz. Yine ters içinde ters var. Bakalım, inşallah öyle. Evet, doktor oynuyorum. Ya çok güzel bir kas var. Burada Muratcan'ın işte başarısı. Yönetmene inanıp mükemmel oyuncuları bir araya getirmiş. Bize bir tiyatro ansamblı gibi çalıştık zaten. Ve onun da sonucu perdede görünüyor. Proje okumaya başladınız mı? Dinlenme sürecine girecek misiniz? Çalışıyorum. Şu anda TV8 için Tuzak yapıyoruz. Orada da iyi gidiyor her şey. Bir tane tiyatro oyunu yapıyorum. Kibritin Ucunda. Zorlu'da oynayacağız. Bir de Tamirhane filmimiz var. 11 Kasım'da o vizyona girecek. Erkan Kolçak Köstendil yönetti. Bülent Çakrak, Neşet İşler. Beraber oynadık Merve. Onlarda oyuncular biraz daha dijital platforma ağırlık vermeye başladı. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Daha mı iyi? Daha rahat ediyor olabilirler. Daha istedikleri işler dijitalde daha serbest davranabiliyor insanlar. Televizyonun bazı kuralları var. Onun dışında senaryolar yazılıyor ve oyuncular da bunları tercih ediyor olabilir. Ben öyle çok alan ayırmıyorum. Nerede yaparsak iyi bir şeyin peşinde koşmak gerektiğini düşünüyorum. Hemen hemen bütün rolleri oynadınız ama hala içinizde kalan bir rol var mı? Yok ya, yani öyle bir talebim yok işte. Ben sadece role bakmıyorum. Projenin bütünlüğüne ve projenin doğruluğuna bakıyorum. O doğru olunca rol de doğru oluyor. Otomatik. Bilmem. Bilmem. Çalışırsam yaparım herhalde. Öpüyorum sizi. Böyle bir teklif almadınız mı? Yok, almadım. Son dönemde konuşulan magazin. Öpüyorum. Magazin yok. Ayrılık haberleri. Öptüm.